Herkese yeniden merhaba. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu heyecan dolu günlerde Reklam Cumhuriyeti belgeselimizin ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Türkiye'de ilk siyasal reklamcılık çalışmaları. 1970'lerde ilk siyasal reklamlar reklamcılık sektöründe görülmeye başlandı. Öncesinde çok partili siyasi yaşama geçilen dönemlerde radyolarda siyasal partilerin propaganda konuşmaları yayınlanıyordu. Ancak bunları tam bir reklam kampanyası olarak değerlendirmemiz mümkün değil. 1970'lere gelindiğinde ise siyasi partilerin kampanyaları reklam ajanslarıyla birlikte yürütülmeye başlandı. Bir ajansla yürütülen ilk siyasal kampanya Gen Ajans'ın Adalet Partisi için 1977'de hazırladığı iletişim çalışmalarıydı. Sonrasında Manajans 1983 yılı genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nin kampanyalarını yürütmeye başladı. Arım balım peteğim, Anavatan çiçeğim, gitsem ki öleceğim, yine onu seçeceğim. Vatandaş, artık darlık, kıtlık, yokluk günlerini bir daha görmek istemiyorsan, kuyruklarda bir daha çile çekmek istemiyorsan, oyunu memleketin bolluk mimarı Özal'ın partisine ver. Oyunu Anavatan Partisi'ne ver. 83 yılında partinin yakaladığı seçim başarısının arkasındaki isim Man Ajans ve Eli Acıman olarak değerlendirildi. Aynı seçimde Ajans adı da Milliyetçi Demokrasi Partisi MDP'nin kampanyasını hazırlıyordu. 1987 erken seçimlerinde ise Birikim Ajans ANAP'a, Yorum Ajans Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye hizmet verdi. Böylece Türkiye'de siyasal reklamcılık çalışmalarında başladığını söyleyebiliriz. Hakça gelişme ve özgürlük, yönetimde dürüstlük, yurtta birlik, dünyada saygınlık, DSP güvencesinde. Kadının gönlünü, gençliğin gücünü, işçinin deneyimini yönetime katmak için. Kalkınmayı köylüden başlatıp bütün topluma yaymak için yetki istiyorum. 20 Ekim'de Akgüvercin'e evet. 1991 erken genel seçimleri Türk siyasal reklamcılığı için bir dönüm noktası sayılabilir. Çünkü kitle partilerinin tümü profesyonel reklam kadrolarından hizmet aldı ve bilinçli medya kullanımının kitleleri yönlendirmedeki etkisi gözlemlenmiş oldu. Aks Ajans Doğru Yol Partisi'nin, Yorum Ajans Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin, Gen Ajans Grey, Demokratik Sol Parti'nin, An Ajans ise Refah Partisi'nin kampanyalarını üstlendi. O dönemde ülkedeki en etkili kitle iletişim mecrası olarak televizyon kabul ediliyordu ve bu kampanyalarla birlikte televizyon ilk defa siyasal reklam kampanyalarının çalışmasında da bir mecra olarak karşımıza çıktı. 1970'lerde reklamlarla ünlü kullanımının yoğunluğu artmıştı. Türkiye'deki ilk örneklerinden biri Orhan Boran'ın Bahariye Mensucat için çektiği reklam filmi serisi oldu. Devam eden zamanlarda Ayhan Işık, Türkan Şoray, Perma Sharp reklamlarında yer aldı. Perma Sharp'ı diğer tıraş bıçaklarıyla kıyaslayın. Erkekçe. Bir diğerleriyle tıraş olun. Bir Perma Sharp'la. Bir ötekilerle. Bir Perma Sharp'la. Bir daha Perma Sharp'la. Bir daha Perma Sharp'la. Perma Sharp'ların üstünlüğü tartışılmaz. Kıyaslayın. Kıyaslayın. Ajda Pekkan ve Zeki Müren ise belki bugün bile hatırlanan Alo reklamlarında boy gösterdi. Dans ediyor tüm renkler, ışıl ışıl bak dünya. Masal gibi, düş gibi, söyle nedir bu rüya? Gerçek olur seversek gördüğümüz rüyalar. O güzelim aloyla yaşanıyor dünyalar. İlerleyen yıllarda Profilo Buzdolabı Cüneyt Arkın'ı, Mudo ve Alo Ajda Pekkan'ı, Vestel Emel Sayın'ı, Emir Hansu Tanju Çolak'ı, Simtel Cenk Koray'ı, Milli Piyango Zeki Alasya Metin Akpınar'ı, Evet Margarin Belkıs Akkale'yi, Dilo Cikletleri ise Fatma Giri oynattı. Bunları anarken
yakın zamandaki ünlü kullanımlarından bahsetmiyoruz tabii ki. Çünkü son zamanlarda sizlerin de bildiği gibi artık reklamlarda ünlü oynatmak adeta sektör standartı haline geldi. Önemli pazarlama uzmanı Philip Kotler'in de konuyla ilgili şöyle bir görüşü var. Şirketler kendi isimlerini parlatmak için ünlülerin havalarını ödünç almaya başladılar. Doğru bir yorum. Zaman zaman ünlüler markaların önüne geçebildiği gibi bazı durumlarda da markalar ünlülerin adeta üzerine yapıştı. Nil Kara İbrahimgil deyince aklınıza ne geliyor? Herhalde Özgür Kız değil mi? Oysa üzerinden kaç kampanya ve kaç zaman geçti? Özgür çocuk. Çocuk Özgür. Size söylüyorum. Baksanıza. Özgürler. Konuşan gözlerim var. Hürüm özel olduğumdan değil. Çekip gittiğimden değil. Dedim ya. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Yine 1975 senesindeyiz. Man Ajans'tan yolu geçen 4 yakın arkadaş Ersin Salman, Zafer Ataylan, Hasan Parkan ve Nazar Büyüm 1975 yılında Türk reklamcılığının önemli ajanslarından biri olan Ajans Ada'yı kurdu. Ajans Ada tıpkı Man Ajans gibi döneminde bir ekol haline gelmeyi başardı. İlk 7 ay hiç iş alamazken ikinci yılında en başarılı 3 ajanstan birisi seçildi. Atın atın, eski çoraplarınızı atın, Jil Türkiye'ye geliyor kampanyası. Hatta atamazsanız pas pas yapın, Jil geliyor kampanyasıyla çeşitlendirilen çalışmalarıyla adeta akıllara kazındı. Atın, 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 eski çoraplarınızı atın, Jil Türkiye'ye geliyor. Atın eski çoraplarınızı, Jil geliyor. Ah, atılır mıymış, yazık. Atamazsanız pas pas yapın, Türkiye'ye Jil geliyor. 70'li yılların sonlarında yaratıcılığın sınırlarını zorlayan ajans, tanınmış pek çok reklamcının yetiştiği bir ekol. Ajans Ada'nın kurucularından Ersin Salman ve Nazar Büyüm 1981'de yollarını ayırdı. Nazar Büyüm, Adam Yayınları, Anadolu Yayıncılık ve Merkez Ajansı kurdu. Yıl 1993'e geldiğinde ise Nazar Büyüm ve Ersin Salman 1993'te yeniden buluştu. İki ortak adam tanıtımı kurarak reklamcılık çalışmalarına yeniden başladı. Adam Ajans, Love Group'la birleşerek Love Adam adını aldı. Yolu Ajans Ada'dan geçen ve reklamcılık sektörünü etkileyen isimlerden biri de Nesteren Davutoğlu'ydu. İş hayatına TRT'de prodüktör olarak başlayan, ancak 12 Eylül darbesinin ardından TRT'den ayrılmak durumunda kalan Nesteren Davutoğlu, Ersin Salman'ın davetiyle Ajans Ada'da müşteri temsilcisi olarak sektöre adım aldı. Davutoğlu, müşteri ilişkilerinden başlayarak önce müşteri ilişkileri direktörü, ardından ajans başkan yardımcılığı ve sonrasında ajans başkanı olarak görevine devam etti. Reklamcılar Derneği'nde aktif rol üstlendi. 1999'da as başkan, 2002'de dernek başkanı seçildi. Reklamcılar Derneği'nin ilk kadın başkanı olması unvanıyla da reklam tarihine geçtiğinden bahsedebiliriz. O yıllarda önemli kampanyalara imza atan bir diğer reklam yaratıcısı da Haluk Mesci'ydi. 1973 yılında Man Ajans'ta başladığı reklamcılık kariyerine 2004 yılına kadar hep yaratıcı ekiplerde devam etti. Birleşik Reklamcılar, Marcom Leo Burnett, Klan Euro RSCG gibi ajanslarda hem kuruluşunda yer aldı hem de sonrasında hisselerini global ortaklara devrederek oradan ayrıldı. Reklamcılar Derneği'nin kuruluş yıllarından itibaren yönetim kurulunda üye, genel sekreter, başkan yardımcısı ve başkan olarak uzun yıllar görev yaptı. Başkanlığının ikinci ve son döneminde Reklamcılık Vakfı'nın kurulmasına da destek oldu. Pirille pırıl pırıl. Kale budur, seramik budur. Cin gibiler cin cin çiğner. Ülker Gofret, 9 kat tat sloganlarını hemen hepimiz hatırlarız. Aynı zamanda Haluk Mesci'nin 1976 yılında kaleme aldığı Bira bu kapağın altındadır kampanyası da Türk reklamcılığı için önemli bir çalışmadır diyebiliriz. Bu kapak. Bu açacak. Açacak. Bu kapağı açacak. Bira istediğimiz zaman bu kapağı açarız. Evet, bu kapağı açarız. Bira
bu kapağın altındadır. Neymiş? Gelelim Türk reklam sektörünün en önemli isimlerinden birine, yani Ali Taran'a. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümünde okurken dönemin önemli reklamcılarından Yüksel Ünsal'la tanıştı. 1970 yılında okulu bırakarak Delta Ajans'ta reklamcılığa başladı. Kariyerine Göreme Reklam, Erta Reklam, Link Ajans, Birleşik Reklamcılar, Ajans Ada ve Merkez Ajansı ile devam etti. Fındık Tanıtım Grubu için yazdığı reklam kampanyasında Özkan Uğur oynadı ve bu oyunculukla Aganigi Naganigi sloganı ile hafızalara kazındı. Tansiyona, kolesterole, katlısığa, uykusuzluğa, sinir bozukluğuna iyi gelir. Enerji verir, cildi gençleştirir, kemikleri güçlendirir, dişleri kuvvetlendirir. Ayrıca Aganigi Naganigi. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Mavi Cins için hazırladığı Artık Çok Oluyoruz kampanyası da Ali Taran'ın önemli işlerinden biri olarak kabul edilebilir. 50 yılı aşkın reklamcılık deneyimi bulunan ve hala mesleğe devam eden Ali Taran, şimdilerde kendi adını verdiği Ali Taran Creative Workshop isimli ajansta çalışmalarını sürdürüyor. Gelin şimdi kısa bir Ali Taran seçkisi izleyelim. Merhaba George, gelsene. Avrupa ve Orta Doğu sorumlusu olarak söyler misin Tanrı aşkına? Türkiye'de neler oluyor George? Biz dünyaca ünlü bir marka olduğumuzdan aynı malı onlardan %50 daha pahalıya, yani %50 daha büyük bir karla satabiliyoruz. Aynı malı John. Aynı malı deme George, aynı malı deme. Sen açık açık Türklerin bu işi bizim kadar kaliteli yaptığını mı söylemek istiyorsun yani? İtiraf etmek gerek. Yeter! Bu Türkler de çok oluyorlar artık. Çok oluyoruz. Mavi Jeans. Tokay. He? Nasıl çakmak ama? Müdür bey, geç hele geç. Yatıver şöyle. Geçen günü kartı makineye sokup duşlara bastım. Su faturasını ödeyeyim dedim. İyi. De ne mümkün? Sizin bankanın makinesi çalışmıyor. Yapma ya. Ya. Öbür makineye gideyim dedim. Baktım o da çalışmıyor. Yapma ya. Ya. Önceki fatura ödenmedi görünüyor. Sizin bankada. Yapma ya. Ya. Kasım Usta, elini çabuk tut. Bir kese daha ben atacağım müdür beye. Senindir Recep Usta. Ya müdür bey, hani sen bana bir kart verdiydin ya. Gelin, kendinize bir iyilik yapın. Aranızda Ali Taran'ı Sadece Yeteneksizsiniz programından tanıyanlar varsa, RYD ekrandaki Ali Taran sohbetimizi mutlaka izlemelerini öneririm. Yıl 1978. Grafikerler Meslek Kuruluşu kuruldu. Kurucu üyeleri İlhan Bilge, Muhsin Özdilek, Turgay Betil, Necati Balaban, Selahattin Sönmez, Burhanettin Taştan ve Zeynep Karafakioğlu'ydu. YMK, Türkiye'de grafik tasarımının gelişmesi ve bu alanda üretim yapan tasarımcıların bir araya gelmesiyle mesleki hakların korunması amacıyla kurulmuştu. Gerçekleştirdiği etkinlikler, sergiler ve yarışmalarla grafik sanatının gelişimine büyük katkılar sundu. Türkiye'de grafik tasarım eğitimi, GMK'nın kurulmasından neredeyse 100 yıl önce, yani 1883'te Sanayi Nefise Mektebi ile başlamıştı. Bu okulun ilk müdürü de ünlü ressam, arkeolog ve müzeci Osman Hamdi Bey'di. Cumhuriyet'in ilanından sonra grafik tasarım eğitimi 1933'te Mithat Özer öncülüğünde Güzel Sanatlar Akademisi'nin afiş atölyesinde başladı. Şimdilerde ise hem reklam sektörüne hem de tasarım içeren pek çok alana sanatçı yetiştiren 70'ten fazla üniversitede grafik tasarım bölümü olduğunu söyleyebiliriz. Müzik
Türk reklam sektörü gelişim aşamasında insan kaynağı eksiği içerisindeydi. Bu eksiği de elbette eli kalem tutanlar dolduracaktı. Sektöre adım atan pek çok şair ve yazar Türk reklam tarihine bu sayede geçmiş oldu. Haydar Ergülen, Halit Özdemir Arun, Mural Bahadır Bayrıl, Egemen Berköz, Güven Turan, Süreyya Berfe, Hulki Aktunç, Ersin Salman, Celil Oker, Seyhan Erözçelik ve Oğuzhan Akay. Bunların hepsi Türk reklam tarihinde reklam yaratıcısı olarak çalışan, kalemlerini kullanan kişiler oldu. İçlerinden Oğuzhan Akay belki de en uzun kariyer sahibi şair reklamcılardan biriydi. Oğuzhan Akay 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Okulu Radyo ve TV Yapımcılığı bölümünden mezun oldu. İlk şiiri Siz de Düşünün Neydi O? Türkiye Yazıları dergisinde yayınlandı. Milliyet Sanat'ın yayınladığı Genç Şairler Antolojisi'nde de yer aldı. 1982'den itibaren ilancılık, Moran Ogilvy, Ajansa'da, Güzel Sanatlar gibi reklam ajanslarında reklam yazarlığı ve yaratıcı yönetmenlik görevinde bulundu. 1994 yılında Movida'ya yaratıcı bölüm başkanı olarak katıldı. 2008 yılında ise Movida Plus Map ajans başkanlığı görevini üstlendi. Oğuzhan Akay'ın ilk kristal elma aldığı törende ödülü başının üzerine koyarak verdiği poz sektörümüzün hafızalarında hala yer almaktadır. Sevgili Oğuzhan Akay, halen Reklam Yaratıcıları Derneği'nin de onursal başkanı. ...1980'li yıllara kadar dergicilik ağırlıklı olarak sanat, tarih ve haber ekseninde dönüyor. 80'lerin ortalarından itibaren mizah, popüler kültür, gençlik, müzik, moda, magazin, televizyon ve kadın dergiciliği de gelişmeye başladı. Çeşitlenen dergilerle birlikte hedef kitlelerin ilgi alanlarına yönelik olarak hazırlanan reklamlar da bu sayede artmış oldu. Gençlik dergilerinin sayısı gün geçtikçe çoğalıyor, markalar ürünlerini bu özel hedef kitleye tanıtmak için önemli bir şans yakalamış oluyor. Önceleri aylık olan dergilere haftalık döngüde yayınlanan yenileri de eklendi. ...80'li yılların tam başında 24 Ocak kararlarıyla ekonominin liberalleşmesi yönünde önemli kararlar alındı. Devletin ekonomideki payı bu kararlarla küçültülmeye başlandı. Özel sektör ve yabancı sermaye teşviklerden yararlanarak büyütüldü. İthalat desteklendi. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde daha fazla firma, ürün ve hizmet rekabete girişti. Fark yaratmak ve markalaşmak isteyen kurumlar da reklama yöneldi. Yine bu yıllarda yabancı reklam ajanslarının da Türkiye'ye ilgisi arttı ve global ajanslarla yerel ajansların birleşmesi hız kazandı. ...24 Ocak kararlarının bir diğer sonucu da gazete kağıdı fiyatlarının artması oldu. 24 Ocak 1980'e kadar gazete kağıdı devlet tarafından sübvanse edilerek yayımcılara veriliyordu. Bu sübvansiyon kaldırılıp da kağıt fiyatları artınca yazılı basın ve yayımcılık sektörü büyük darbe aldı. Gazeteler kağıdı serbest piyasa fiyatlarından almaya başladığında doğal olarak maliyetleri arttı ve reklama olan ilgileri, buradan gelecek olan gelirin onlarda yarattığı önem artmaya başladı. Bu sayede gazete reklamcılığı da hızla gelişti ve ilerledi. Türkiye'de reklamcılık sektörünü etkileyen bir diğer olay da 12 Eylül 1980 darbesi oldu. 12 Eylül yönetiminin ilk gününden itibaren basına getirilen kısıtlamalar, cezalar ve yaptırımlar, sansür uygulamaları, özgür ve bağımsız bir basın olgusunu maalesef ortadan kaldırdı. Köşe yazarları ve haberlerin baskılanmasının ötesinde reklamların içeriği ve yayınlanma koşulları dahi sıkı bir denetim altına alındı. Siyasal reklamlar durduruldu. Aynı zamanda bir diğer yansıması da siyasi açıdan uygunsuz bulunan pek çok aydının devlet kadrolarından uzaklaştırılması oldu. Bunlardan biri de ileride tanınmış reklamcılardan biri haline gelecek olan Nesteren Davutoğlu. Yıl 1981. TRT televizyonunda ilk kez renkli yayın yapıldı. 31 Aralık 1981 yılbaşı gecesinde Türkiye renkli ve daha canlı bir televizyon dünyasıyla tanıştı.
Bir yıl gitti, bir yenisi geldi. Giden yılı dostlukla uğurluyor, gelen yılı güler yüzle karşılıyoruz. Bu durum tabii ki reklamcıları da yakından ilgilendiriyordu. Düşünsenize, kırmızı ambalajlı bir ürününüz var ama o güne kadar ambalajınızın rengini bile doğru düzgün gösterememişsiniz. Ya da müthiş bir hikaye yazdınız ama filminiz hep aynı tonlarda. Özetle, televizyonun renklenmesi tüm sektörün renklenmesini sağladı. Reklam prodüksiyonları daha çekici, görsel gücü daha yüksek ve daha etkili hale geldi. Yıl 1983. Turgut Özal başbakanlık görevine geldi. Yeni uygulanan neoliberal politikalar, çıkarılan yeni ticaret ve vergi yasaları ile ithalat serbestleşti. Yeni ve çeşitli birçok ürün Türkiye pazarına giriş yaptı. Daha fazla şirketin reklam yapma ihtiyacı, reklam ajansı sayısının da artmasına sebep oldu. ...1984 yılına gelindiğinde reklamcılık sektöründe yeni bir örgütlenme gerçekleşti. Reklamcılar Derneği. Kurucu üyeleri Eli Acıman, Affan Başak, Nazar Büyüm, Atilla Öğüt, Muammer Öztat, Zühtü Sezer, Halit Talayer ve İzmir Tolga'ydı. Derneğin logosu değerli tasarımcı Bülent Ertmen'in kurduğu Beck Tasarım Stüdyosu tarafından hazırlandı. Dernek, Türkiye'de reklamcılık mesleğinin ve reklam ajanslarının gelişmesi amacıyla kuruldu. İlerleyen yıllarda Reklamcılar Derneği Türkiye'de medya izleme ölçümlerini başlattı. Reklam Özdenetim Kurulu da RD'nin girişimleriyle hayata geçti. Yine dernek 1988'de Kristal Elma Yaratıcılık Yarışması'nı başlattı. 2003 yılına gelindiğinde ise EFI Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması Reklam Verenler Derneği ile birlikte düzenlenmeye başlandı. Reklamcılar Derneği diğer katılımcı derneklerle birlikte günümüzde Türkiye'de tahmini medya ve reklam yatırımları raporunun hayata geçmesine de katkı sundu. ...1985 yılına geldiğimizde sektörün öncü ajanslarından biri olan MAN Ajans, global bir ajans olan J. Walter Thompson'la birleşti. 2012 yılında ise tüm hisseler JVT'ye satıldı. MAN Ajans Thompson, sektördeki diğer ajanslara da ilham vermiş oldu. MAN Ajans'ın birleşmesinden etkilenen bir diğer ajans da Reklam Moran'dı. Reklam Moran, 1986 yılında gerçekleşen ortaklık sonrası ismini Moran Ogilvy Metro olarak kullanmaya başladı. 1986 yılında gerçekleşen ortaklık sonrası Ajans Moran, Ogilvy Metro'nun bünyesine girmiş oldu. Ajans, Shell, Dirima İplik, Aygaz gibi pek çok markayla çalıştı. Yine bu markalarla birçok kristal elma ödülüne sahip oldu. Canım, dikiş bu ya, sökülür sökülür. Ama ipliğiniz Dirima ise durum farklıdır. Çünkü Dirima dayanıklıdır. Aradığınız her rengiyle her kumaşı diker. Sağlam diker. Heyecanlanmayın. Dirima ile dikilen kolay kolay sökülmez. Dirima, ince iplik, sağlam dikiş. 2001 yılında ise Reklam Moran'ın hisselerinin tamamı Ogilvy Metro'ya geçti. 90'lı ve 2000'li yıllarda pek çok yerli ajans global ajanslarla birleşmeye başladı. Zamanla bu dev yapıların içerisinde hepsi eridi. Klan Ajans URSCG, Alice BB Dio, Love Adam, Young & Rubicam Reklam Evi, Güzel Sanatlar Bates, bunlardan bazıları. Yıl 1989. Reklam Yazarları Derneği kuruldu. Derneğin kurucuları Yaşar Egemen Berköz, Oğuzhan Akay, Raşit Çavaş, Işıl Işın, Figen İşbir, Batu İşmen, Celal Sözer, İsmail Güven Turan ve Doğan Yarıcı'ydı. 1989'da kurulan derneğin amacı sektöre fikirleriyle yön veren reklam yazarlarının güçlerini birleştirmesi ve yaratıcı ekiplerin geliştirilmesi, meslek çıkarlarının korunmasıydı. Dernek, 2001 yılında yapılan genel kurulda tüm reklam yaratıcılarını kapsamak amacıyla adını değiştirdi ve Reklam Yaratıcıları Derneği adını aldı. Reklam Yaratıcıları Derneği bugüne kadar pek çok çalışma yürüttü. Bunlardan bazıları Beyin Fırtınası, Dilimizden Utanmayalım kampanyası, Beslenme Saati kitapları, Cumartesi 3-5 söyleşileri, Copy Break yarışması, Sosyal Fayda İletişimi yarışması NV Awards, RD Ekran YouTube kanalı.
aynı zamanda çok önemli bir projeye daha imza attı. Dünyanın ilk ve tek dijital reklamcılar ansiklopedisi reklaminsan.com'u hayata geçirdi. Reklaminsan.com, sektöre emek verenlerin anımsanmasına, genç insanların da sektöre dahil olmasına imkan tanıdı. İzlemekte olduğunuz bu belgeselde Reklam Yaratıcıları Derneği'nin Türk reklamcılık sektörüne armağanıdır. RD'nin kurulduğu 1989 yılında sektörü yakından etkileyen bir gelişme daha oldu. Radyo ve televizyondaki TRT tekeli ortadan kalktı. 89 yılında Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte Magic Box şirketine ait Star 1 kanalı Almanya'dan kiralanan vericilerle günlük süreli yayınları başlattı. Star 1 televizyonun ortakları Ahmet Özal ve Cem Uzan'dı. 92 yılında bu ikili anlaşmazlığa düşerek ortaklıklarını sonlandırdı. Kanal yayınlarını önceleri Interstar, devamında da Star TV olarak devam etti. İlerleyen yıllarda pek çok özel televizyon kanalı açılarak çok seslilik arttı. Yabancı firmalarla yapılan iş birliktelikleri, sektördeki standartları, rekabeti ve kaliteyi geliştirdi. Bu da hem çeşitliliği hem de her kitleden insanların keyifle izleyebileceği yeni yapımları beraberinde getirdi. Elbette çeşitlenen mecralar ve farklı yayıncılık anlayışları reklam sektöründe yakından etkiledi. Yıl 1991. 15 gün Marketing Türkiye yayın hayatına başladı. Adından da anlaşılacağı üzere 15 günde bir yayınlanan dergi reklamcı Atilla Öğüt öncülüğünde çıkarılıyordu. Hatta bir dönem Atilla Öğüt dergiye paralel bir şekilde televizyonda da program yaptı. 2001 yılına gelindiğinde derginin yayın hayatına son verildi. Marketing Türkiye 2002 yılında Rota Yayıncılık tarafından Günseli Özen'in genel yayın yönetmenliğinde tekrar yayın hayatına başladı. Dergide dünya pazarlama sektörü ve Türkiye'den haberler, yorum ve makaleler yer alıyordu. Yıllar içerisinde Marketing Türkiye, pazarlama iletişimi haberciliğinin yanı sıra seminerler, etkinlikler ve yarışmalar düzenlemeye başladı. Epica ve Golden Drum gibi önemli global yarışmaların Türkiye temsilciliğini de yürüttü. Marketing Türkiye, yenilikçi yayın anlayışıyla 400. sayıyı yakınlarda geride bırakıyor. Kutluyoruz. ...90'lı yılların başında gazete en güçlü mecralardan biriydi. Ancak sektörde de çok ciddi rekabet olduğunu söyleyebiliriz. Dev AVM ve hipermarketlerin olmadığı bu dönemde tüketicileri envai çeşit ürünlerle buluşturan, adeta bir ticarete dönüşen kupon savaşları başlamıştı. Cumhuriyet Gazetesi'nin halkı yerli malı kullanmaya özendirmek amacıyla verdiği kuponla başlayan promosyon faaliyetleri, ansiklopedi savaşları ve adeta evde ne varsa her şeyi veriyoruz kampanyasına dönüştü. Gazeteler satış gelirlerini yükseltebilmek için promosyonlardan yararlandı. Milliyet, Güneş, Günaydın, Hürriyet, Son, Akşam gibi gazeteler bu promosyon savaşlarının başını çekiyordu. 90'lı yılların başında balon, uçurtma, buzdolabı torbası, sabun, deterjan gibi birçok ürün promosyon olarak veriliyordu. Ekim 1992'de Sabah gazetesi Meydan Larus, Kasım ayında ise Hürriyet Temel Britannica kampanyasını başlattı. Aynı ay ise Milliyet'in cevabı hazırdı. Büyük Larus kuponla sizin. Elbette konu ansiklopedilerle bitmedi. Çünkü evlerde kütüphaneler cilt cilt yayınlarla dolmuştu. Renkli televizyon, tabak çanak takımı, çekilişli buzdolabı gibi hemen her ürüne gazete kuponlarıyla sahip olmak mümkündü. Genç izleyicilerimizin şimdiden 60 gün gazete alsak da bir akıllı telefon verseler ne güzel olurdu dediklerini duyar gibi. Kupon savaşları bir gecede çekilen, adeta bir yarışa dönüşen reklam filmleriyle taçlanmış oldu. 2 cilt 1000 sayfa. İlk cilt 30 kupona. İlk kupon yarın Milliyet'te. Beyaz paket. Sabah tam 100 kişiye bedava buzdolabı, tam otomatik çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın, mutfak robotu ve televizyon veriyor. Hepsi birden beyaz pakette. Beyaz paket sabahta.
Bahçelerine çiçek açıyor. Hürriyet sizin için Arkopal'in son harikası Arkopal flörleri Fransa'dan getiriyor. Bunlar Arkopal ama Arkopal flör. 650 bin lira değerindeki pasta tabağınız yarın Hürriyet ve Bilbul'la birlikte. 1987 yılında 37 milyar TL olan, 1990'da 70 milyar TL'ye çıkan, 1991'de ise 112 milyar TL'ye ulaşan bir iletişim harcaması oluştu. Takvimler 1992'yi gösterdiğinde sektör adına önemli ve tamamlayıcı derneklerden biri olan Reklam Verenler Derneği kuruldu. Dernek, Türkiye'de reklamın önemini, verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla hayata geçti. Derneğin kurucu üyeleri arasında Şadi Gücüm, Atilla Aytaç, Erdal Karamercan, Tanju Argün, Atilla İldaş, Nadir Topçuoğlu ve ilk başkan Ömer Kayalıoğlu'ydu. RVD, sektörün bakanlık ve resmi kurumlarda temsili, sektördeki derneklerin de bir arada çalışabilmesi ve iş yapabilmesi için çeşitli çabalar gösterdi. Her yıl artan üye sayısıyla büyümeye devam ediyor. Aynı zamanda Dünya Reklam Verenler Federasyonu'nda da ülkemizi temsil ediyor. Hayata geçirdiği projeler arasında reklamda toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalar da hepimizin büyük takdirini topluyor. RVD demişken 2010 yılından beri derneğin başkanlığını yürüten sevgili Ahmet Pura'ya da buradan saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine aynı yıl yani 1992'de özel sermayeli radyo kanalları kurulmaya başlandı. İlk özel radyo Kent FM. Onu Süper FM, Metro FM, İstanbul FM, Best FM gibi özel radyo kanalları takip etti. Bu sayede radyo mecrasında da çok seslilik başladı. Diğer yandan sayıları hızla artan özel radyolar beraberinde frekans anlaşmazlıklarını da getirdi. 93 yılına gelindiğinde İçişleri Bakanlığı özel radyoların kapatılmasını istedi. Her ne kadar özel radyolar bu karara karşı çıksa da maalesef bir süre için hepsi kapatıldı. Radyoların kapatılmasına tepki gösteren halk arabalarına siyah kurdelalar takarak "Radyomu istiyorum" kampanyasını başlattı. 1994 yılına gelindiğinde 3984 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkındaki kanun yürürlüğe girdi. Özel radyo ve televizyonların yayınları yasal bir zemine oturmuş oldu. ...1994 yılında çıkarılan 3984 sayılı kanunla RTÜK de kurulmuş oldu. Bu kanunla birlikte sadece yayınların değil, yayınlar içerisinde yer alan reklamların da denetlenmesi ve cezalandırılması mekanizması geliştirildi. 2011 yılına gelindiğinde Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde 3984 sayılı kanun yerini 6112 sayılı kanuna bıraktı. Yine aynı yıl 1994 yılında Reklam Özdenetim Kurulu kuruldu. Lansmanını 27 Nisan'da reklama daha fazla güvenin ilanıyla yapan YÖK, devletin cezai yaptırımlarına muhatap olmadan sektörün kendi kendini denetlemesi amacıyla kurulmuştu. Reklam Özdenetim Kurulu'nun amacı pazarlama iletişiminin evrensel kurallarını uygulamak, bunun sürekliliğini sağlamak ve elbette tüketiciyi korumaktı. Kurul, reklam verenler, reklamcılar, basın yayın kuruluşları, hukukçu ve üniversite temsilcilerinden oluşuyordu. Tabii ki Reklam Özdenetim Kurulu'ndan bahsediyorsak Çetin Zeylan'ı anmadan da olmaz. Bu kurulun kurulması, çalışması, ilki esaslarının belirlenmesi ve bugüne gelmesinde çok büyük katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Çetin Zeylan, Reklam Özdenetim Kurulu'nun 1994 yılıyla 2013 yılları arasında başkanlık görevini yürüttü ve ileriye taşıdı. ''90'lı yıllar medya yayıncılığı ve reklamcılıkta denetimin ve düzenlemelerin arttığı yıllar olarak tarihe geçti. 1995 yılına geldiğimizde Tüketicinin Korunması Kanunu'nun bir gereği olarak Ticaret Bakanlığı bünyesinde Reklam Kurulu kuruldu. Kurul, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşuyordu. Kurulun amaçları, tüketicilerin aldatılmasını engellemek, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek, ticari reklam ve ilanları incelemek,
hükümlere ayrı hareket edenleri cezalandırmak, söz konusu reklam ve ilanları durdurmak veya düzelttirmektir. Yani şöyle düşünebilirsiniz. RÖK, yapılan çalışmalar bir sorunla karşılaşmadan hatta yayınlanmadan önceki öz denetimi koyan kuruluş, Rekabet Kurulu ise yayından sonraki ihtilafları ve şikayetleri değerlendiren kuruluştur. Çok fazla kurum, kural ve denetimden konuştuk. Bunun farkındayım. Biraz da yaratıcılık diyelim isterseniz. 1995 yılına geldiğimizde Young & Rubicam Reklam Evi'nin Garanti Bankası için hazırladığı kampanyadan bahsediyoruz. İzmir Alsancak Garı'nın önünde çekilen o meşhur reklam filmi. Yani Sucu Çocuk. Ver bakalım bir su. Ver bakalım. Biz her zaman şuna inanırız. Daha iyi hizmet, daha çok müşteri demektir. Daha çok müşteri, daha çok kazanç demektir. Daha çok kazanç, hizmet kalitesine daha çok yatırım demektir. Hizmet kalitesine yatırım, daha da iyi hizmet demektir. Garanti Bankası'nın Sucu Çocuk kampanyası, reklamda güçlü hikaye anlatımının ve tüketiciyle duygusal bağ kurmanın güzel örneklerinden biri olarak akıllardadır. Klasik reklam sürelerinin üzerinde uzun bir film olan Sucu Çocuk, toplumun hemen her kesimi tarafından beğeniyle karşılanmıştır. Garanti Bankası'nın devam eden yıllardaki yaratıcı kampanyalarının da başlangıcı oldu. Serdar Erener ve Reklam Evi ekibinin yaratıcılığı, Melih Kibar'ın müzikal hikaye anlatıcılığı ve tabii ki yönetmen Ali Taran'ın şiirsel görselliği. Ali Taran demişken Ali Taran'dan bahsetmiyoruz. 2004 yılında aramızdan ayrılan değerli yönetmen Ali Taran'ı kastediyoruz. Bu kampanya ve devam eden diğerleri, ajans reklam veren arasındaki uzun soluklu ilişkinin iyi ifadesi için güzel bir örnek. Değerli dostlar, Reklam Cumhuriyeti belgeselimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde 1995 sonrası Türk reklamcılığını incelemeye devam edeceğiz. O zamana kadar sağlıcakla kalın, Cumhuriyet'le kalın.